Gidebilirsiniz artık. Regine. Biz mi seni sömürüyoruz? Yani gerçekten mi? Yeni aşkının para olduğunu bilmiyordum. Para. Bak. Bir de bana kızıyordun. Oyun, oyun, oyun ha? Yeter Lakşia. Senin torunumla böyle konuşmaya hakkın yok. Tabii sahibem. Affedersiniz. Büyük bir hata yaptım. Terbiyemi unuttum. Lakşia. Sen sarhoş mu oldun? Evet sahibim. Gördün işte, ne oldu? Bir sorun mu var? Merak etme, ben kendi paramla aldım. Bir sürü param var, istiyor musun? Dur, dur sana vereyim. Bir, iki, üç. Al bakalım. Para, para. Bir sürü para. Al hadi. Al. Yeter Lakşia. Topla Regine. Parayı topla, paraların döküldü. Lakşia. Bağırma Regine. Sırf sen söyledin diye bir şey doğru olmaz. Sen söyledin diye değerin artmadı. Sen hala aşağılıksın, hala aynısın. Bak anne, oğlun ne hallere düşmüş. Evet, ne yapayım? Ne yapayım? Anne, ben çok büyük bir hata yaptım. Evet, bana hiç yakışmadı bu. Evet ama ne yapayım anne? Söyle, sen yengem. Utaray yenge, sizi bu halde görmeye dayanamıyorum. Yapamıyorum. Benim yüzümden bu fare evde. Ve evimizi kemiriyor. Buna tahammül edemiyorum anne, dayanamıyorum. Bu yüzden bu haldeyim. Anne, ben bir hata yaptım. Üzgünüm anne. Ailem için hiçbir şey yapamıyorum. Affet beni. Kes artık şunu. Yürü odamıza. Ayakta bile duramıyorsun. Dokunma bana Regine. Odama kendi başıma gidebilirim ben. Anladın mı? Uttara. Şunu yerden kaldır ve temizle lütfen. Her yer koksun istemiyorum. Koku değil sahibi. O parfümün. Eğer kokusuyla bir sorunun varsa, o zaman odanı değiştir. Lakşia! Dokunma. Sakın dokunma. Ağlamanın ne faydası var ki Annapurna? Baksana, oğlun sarhoş olmuş. Hatta o kadar ki düzgün yürüyemiyor bile. Lakşia al. Dikkat et, düşeceksin. Aa, bırak beni.
Bırakırsam düşersin. Ne diyorsun? Aa, bırak. Evet Bay Mera, şimdi eve geldim. Birazdan size gelirim. Tamam. Bak ne söylemek istiyorsan... Sanskar. O belgeleri bilmeden imzaladığımı biliyorum. Söylediklerime inanmadığını da biliyorum. Ama buraya bunu konuşmaya gelmedim. Yardımına ihtiyacım var. Sana o gün bahsettiğim kadını hatırlıyor musun? Partide şarkı söyleyen kadını. Ve amcamın onu görünce ne kadar gerildiğini. Sanskar. Beni haklı çıkardın işte. Bir bahane uydurup benden yardım istemeye geldin. İnan bana, bahane uydurmuyorum Sanskar. Gerçek bu. Beni yanlış anlamana izin vermeyeceğim. Zaten zamanla sana olan aşkımı anlayacaksın. Ben sadece yardımını istiyorum. Ailemiz için. Hizmetlerin için teşekkürler. Ama benim ailemin yardımına ihtiyacı yok Sıvara. Ailemi Ragini'den ve onun kötülüklerinden kurtarabilirim. Hatta ben çalışmaya başladım bile. Lakşa. Lakşa uyan. Lakşa. Hadi alsana, ayık kafayla dayanamıyordun hani. En azından sarhoşken seni kontrol edebilirim. Peki. Tamam ama bir şartla. Sen de bana eşlik edeceksin. Al. Alsana. Al dedim. Ne oldu ha? Bana çok mu kızdın? Hayır. Ben sadece sana hazırlayacaktım. İçmeyecek misin? Yoksa aklında başka bir şey mi? Ragini bu dünyada kalan son kadın bile olsan... Ben Lakşi'ye Mahashvari, senin suratına bile bakmam. Bu dünyadaki hiçbir şey beni sana yaklaştıramaz. Sarhoşken bile senden nefret ediyorum. Nefret. Bu hizmetçin sadece seni tarif eden bir şeyler söyledi sahibi. Lütfen üzülme. Bütün kötülüğün başı sensin. Sana alkışlar. Bütün kötülüğün başı sensin. Bu yüzden artık parfümüm bunun kokusu olacak. Evet. İyi geceler sahibi. Hop. Ha ha ha.
İyi geceler. Madem Uttara ile Sujata'nın çalışmasını istemiyorsun anne, o zaman sen yap. Bugüne kadar senin gibi terbiyesiz bir kız görmedim ben. Yeter Anapurna! Kızım, sen iyi misin? Ragini, delirdin mi sen? Abla! Bu ne cüret Ragini? Ne cüretle bunu yaparsın ha? Sen kimsin de annemin suratına su dökersin? Kimsin sen? Söyle kimsin? Seni öldürürüm. Seni öldürürüm, anladın mı? Gebertirim seni. Geri aşağı alın. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen kim oluyorsun ha? Kim olduğunu sanıyorsun? Seni gebertirim. Öldürürüm seni. Anladın mı? Ne yapıyorsun Lakşa? Lucky. Bırak onu. Yine aynı hatayı yapma. Bırak onu. Anne, sen iyi misin? Sanskar mantıklı bir çocuk. Abi doğru söylüyor Lakşya. Bir daha bu hatayı yapayım demin. Bu öfken bir işe yaramaz Lakşya. Çünkü size boyun eğmeyeceğim. Siz bana boyun eğeceksiniz. Çünkü hiçbirinizin bundan başka seçeneği yok. Hiçbiriniz bir şey yapamazsınız. Yapabiliriz Ragini. Bu evden çıkıp gidebiliriz. Anne, sen merak etme. Seni aşağılamasına daha fazla izin vermem. Evini ve şirketini kutlamaya devam et Ragini. Hiçbirini geri istemiyoruz. Bir şey hariç. Bir şeyi elimizden alamazsın. Ve asla alamayacaksın. O da onurumuz. Sende olmayan şey. Onur. Keşke biraz onurlu bir insan olsaydın. Hemen bu evden çıkıp gidiyoruz şimdi. Hazırlanmanız bitti mi? Toplandınız mı?
Ne sanıyorsunuz? Bu evi terk edebileceğinizi mi? Yıllardır bu evde yaşıyorsunuz siz. İyi giyiniyorsunuz, iyi yiyorsunuz. Klimayla uyuyorsunuz. Nasıl dışarıda kalacaksınız? Buradan bir şey almanıza izin vermiyorum. Üstünüzdeki giysiler hariç. Söyleyin. Kimler hala gitmek istiyor? Ben gidiyorum. Sokakta bile yaşarım ben. Ama senin gibi terbiyesiz ve rezil bir kızla aynı çatı altında asla yaşamam. Bütün bunlar, lüks ev, aile, hepsini kocamla kazandık biz. Çok çalışarak. Ve kocamla aynı şeyi yine yapabiliriz. Ben fakirlikten hiç korkmuyorum. Ama bana ve aileme yapılan terbiyesizliğe tahammül etmem. Al bakalım aç gözlü. Hepsini al. Ama bir şeyi unutma. Bizden sonra artık sadece bu halılara ve koltuklara emir verirsin sen. Delirince de seni akıl hastanesine yollayan kişi ben olacağım. Sakın unutma. Bırak Sujata. Onunla konuşmana gerek yok. Gidelim. Babaanne ama... Önemli değil. Rahatça burada yaşarsın. Hizmetçilerimizle birlikte rahatça bu evde yaşarız kızım. Hayır babaanne. Evde kimse olmazsa kime emir vereceğim ben söyle. Bu hakaretin intikamını nasıl alacağım? Lakşa'ya bana çektirdiği acının hesabını nasıl soracağım? Eğer hepsi giderse dışarıda adımı lekeleyebilirler. Hayır... Buna izin veremem. Durun. Çekil Ragini. Yoksa kadın olduğunu unuturum. Tabii abimin karısı oldu. Unut gitsin abi. Unut. Ben bunun yalanlarından biri unutmaya çalışıyorum. Ragini, çekil. Yeter Lakşa. Bırak onu. Kazanmana asla izin vermeyeceğim. Bizi mahvederek mutlu olmana imkan vermeyeceğim. Burada çürüyeceksin. Kendi egonla delireceksin ve de bir gün burada öleceksin. Kimse seni kurtarmayacak. Dikkat et. Herkes bana sağlığının iyi olmadığını hatırlatıp durdu. Buna göre davran bence. Hepiniz gidiyorsunuz ama bir kere de Durga Prasa da fikrini sorun.
O ne istiyor? Sakince düşün baba. Ben anneme su getireyim. Durga Prasad'ın da suya ihtiyacı var. Ah. Ben bu evin sahibesiyim. Ama yine de sana su getirdim. İç. Suyunu içip düşün Durga Prasad. Suyu içtikten sonra ne yapacağına karar verebilirsin. Gidelim hadi. Kimse gitmeyecek. Ne yapıyorsun amca? Evet baba, sen ne diyorsun? Ben hapse girmeye hazırım. Ama Ragini'nin şeytanlıklarına asla dayanamam. Sen ne diyorsun öyle? Ailemiz bu kadar aşağılandıktan sonra nasıl burada kalabiliriz? Abi, merak etme sen. Başımızın çaresine bakarız. Evet abi. Eğer sen de bizimle gelirsen çok iyi olur. Evet baba, lütfen. Buna hiç gerek yok. Yeter. Tartışma olmayacak. Kimse bir şey söylemeyecek. Herkes bavulunu alsın ve odasına dönsün hemen. Ama amca... Sanskar, sen benimle gel. Seninle konuşacağım. Herkes duydu mu? Ailenin başı konuştu. Bavullarınızı alın ve odanıza götürün. Ve hemen buraya dönün. Bir sürü iş bekliyor. Öyle değil mi? Anne, yemeğe ne yapacaksın? Bu kadar öfke sağlığın için iyi değil. Babamın neden bir anda karar değiştirdiğini düşünüyor olmalısın. Sırrını sadece ben biliyorum. Çok eski ve derin bir sır. Evet amca, ben de bunu soruyorum zaten. Ne oldu da Ragini'nin bütün saçmalıklarına boyun eğiyorsun ki? Amca, lütfen anlat bana. Çünkü anladığım kadarıyla Lakşia'nın hapse girmesiyle alakalı...